Herkese merhaba. Bugün sizlerle bu dinozoru öreceğiz. Ben dinozorumu açık pembe tonda örmeyi tercih ettim. Ve arkasındaki, sırtındaki çıkıntıları ve kanatlarını da pembe ördüm. Çünkü bunu bir kız çocuğuna ördüm. Ona hediye gidecek. Siz bunu arzu ettiğiniz renkte örebilirsiniz. Kanatlarını, çıkıntılarını ne renk yapmak istersiniz? O sizin tercihiniz. Tahmini bir 20-25 santim uzunluğunda oyuncağımız. Evet. Bunu bugün örüyoruz. Size iyi eğlenceler diliyorum. Videomu dışarıda çektiğim için biraz sesli ve gürültülü olabilir. Hemen oyuncağımıza başlayalım. Kolay gelsin. Şimdi dinozorumuzun kafasının arka kısmından başlıyoruz. Bunun için sihirli halkamızı yapıp sabitliyoruz. Bir zincir çekip. Ardından 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Ve halkamızı, ipimizi çekip kapatıyoruz. İkinci sıramızda ise bütün sık iğnelere 2 defa batıyoruz. Yani her sık iğneyi artırıyoruz. Dolayısıyla ikinci sıra sonunda 12 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Bu dördüncü, beşinci 2 defa ve altıncıya 2 tane yapıyoruz. Şimdi 12 tane sık iğnemize ulaştık. Ataçınızı takmayı unutmayın sıra başını kaybetmemek için. Ve bir üçüncü sıramızda ise ilk sık iğneye 1 tane, yanındakine 2 tane yapıp artırıyoruz. 1 tek, yanındakine çift batıyoruz ve sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. 1 tek, 1 çift, 1 tek, 1 çift olarak 3. sıra sonunda 18 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Şimdi 4. sıramızda ise dördüncü sıramızda 2 tek yapıyoruz. 1, 2, yanındakini artırıyoruz. Yine 1, 2 tek yapıyoruz. Üçüncüsünü artırıyoruz. Bu işlemi de sıra sonuna kadar yapıyoruz ve 24 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Evet, şimdi 5. sıramızda 3 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3. Yanındakini artırıyoruz. 2 tane yapıyoruz yanındakini. Tekrar yapalım. 3 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3. Ve yanındakini artırıyoruz. Bu işlemi de sıra sonuna kadar tekrarlayıp sıra sonunda 30 ilmeğe ulaşıyoruz. Şimdi 6. sıramızda ise 4 tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5.sini artırıyoruz. Tekrar yapalım sizlerle. 4 tane tek yapıyoruz. 2, 3, 4 ve yanındakini artırıyoruz. Bu işlemi de aynı şekilde sıra sonuna kadar yapıp 36 ilmeğe ulaşmış olacağız. Ardından 2 sıra 36 ilmek olmak üzere her sırada 2 sıra daha örüyoruz. Sonra tekrar görüşüyoruz.
Evet, şimdi 36 ilmek olmak üzere iki sıramızı daha tamamladık. Her sıramızda 36 ilmek. Ve şimdi bir sonraki sıramızda sadece 24 sık iğne yapıyoruz. Bir, üç, dört. Sadece 24 sık iğneye, ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Kalan 12 taneyi bırakıyoruz. Orada daha sonra işlem yapacağız. Şimdi bir sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 3 tane daha yapacağız. 24 taneyi tamamlamak için. Evet ve bu sıra başı olan ataçın bulunduğu sık iğneye, ilmeği oraya birleştireceğiz. Bu şekilde. Şimdi bu kısım kafanın geri kısmı yüze doğru, yüzüne doğru işleyeceğiz. Bu bölümü 12 ilmek kalan yeri de daha sonra boyun kısmı olacak. Şimdi burayı kapattığımız 24 ilmekle kapattığımız birleştirdiğimiz noktada iki sıra 24 sık iğne öreceğiz. Sadece şu bölüme iki sıra, her sırada 24 sık iğne olmak üzere iki tur döneceğiz. Bir sonraki sıram, şimdi iki sıra 24 sık iğne olmak üzere her sırada yaptık. Şimdi bir sonraki sıramızda ise 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tek yapıyoruz. 1, 2, 3. Yanındakini artırıyoruz. Tekrar yapalım sizlerle. 3 tane tek yapıyoruz. 1, 2, 3. Yanındakini artırıyoruz. Bu işlemi de sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonunda 30 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki sıramızda tekrar artırma yapıyoruz. İlk 4 sık iğneye birer tane sık iğne yapıyoruz. 4 tane tek yapıyoruz. Beşincisini artırıyoruz. Beşincisinde iki tane yapıyoruz. İki tane sık iğne. Tekrar yapalım sizlerle. Dört tane tek. Bir, iki, üç, dört ve yanındakini artırıyoruz. Bu işlemi tekrar sıra sonuna kadar yapıyoruz. 36 ilmeğe ulaşmış olacağız. Daha sonra 4 sıra daha, her sırada 36 ilmek olmak üzere 4 sıra daha örüyoruz. Evet, baş kısmından şimdi 4 sıramızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sıramızda burnunu yapacağız dinozorumuzun. Dolayısıyla şu burun kısmını yapacağız. Bunun için farklı ilmek kullanacağız. Onu da şimdi birlikte yapıyoruz bu sırada. Şimdi 12 tane sık iğne örüyoruz bir sonraki sıramızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Evet. Şimdi bir sonraki ilmeğimize yuvaya tığımızı üzerinden ipi aldık, batıyoruz, çekiyoruz ve sadece iki ilmekten geçiriyoruz. Bu işlemi tekrarlıyoruz. Doladık, battık, çektik ve
2 ilmekten geçiriyoruz tığımızı. Yine aynı şekilde sadece 2 taneden geçiriyoruz. Bu işlemi tığımızda 6 ilmek olana kadar devam ediyoruz. 2 taneden aldık. Bir tane daha yapıyoruz. Ve şimdi tığımızda 6 tane ilmek var ve bunun tamamından geçiriyoruz şimdi. Ve bir sonraki sık iğnemize tekrar sık iğne yapıyoruz. Evet, şimdi 13. sık iğneye bunu yaptık. Bir burun deliğini yaptık. Şimdi 25.sine de yapacağız aynı şekilde. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25.ye geldik. Aynı şekilde bu ilmeği popcorn yapıyoruz. Ve bir tane daha. Aynen. Ve bir sonrakine sık iğne yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar yine sık iğnelerimizi devam ettiriyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet. Şimdi bir sonraki sıramızda 4 tane sık iğne örüyoruz. 4 tek yapıyoruz. 3 4 1 2 3 4 ve yanındaki 2 taneyi birlikte örüyoruz, kesiyoruz yani. Tekrar 1 2 3 4 tek yapıyoruz ve yanında 2 taneyi birlikte örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edip 30 ilmeğe düşüyoruz. Evet, şimdi kafa kısmı, burunlar yaptık ve şimdi ağız yüz kısmını kapatmaya geçiyoruz. Şu anda görüntü bu şekilde. Evet, bir sonraki sıramızda 3 tane tek yapıp 1 2 3 ve yanındaki 2 tane ilk birlikte alıyoruz, örüyoruz, kesiyoruz. 1 2 3 ve yanında 2 taneyi birlikte örüyoruz, kesiyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar 3 tek yapıyoruz, kesiyoruz. Bir sonraki sıramızda 1 tek örüyoruz ve kesiyoruz ikisini. 1 tek, yanında 2 taneyi kesiyoruz. Yine sıra sonuna kadar 1 tek yapıyoruz. İkisini kesiyoruz. 1 tek yapıp ikisini kesiyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. 12 tane ilmeğimiz kaldı burada. Ve burada bütün sık iğneleri kesiyoruz. Yani her iki sık iğneyi birlikte alıyoruz. Hepsini kesiyoruz. 2 sık iğneyi birlikte alıyoruz sürekli. 6 sık iğneye düşene kadar en sonunda bitiriyoruz. Evet, 6 sık iğneye düştük. Şimdi burada bütün hepsini kestim. İpimi çekiyorum ve iğneme takıyorum. Ve o boşluğu iğneyle kapatacağım. Fakat ondan önce bu kafa kısmını bu açıklıktan elyafla dolduracağım öncelikle, burayı kapatmadan önce. Şimdi elyafla kafa kısmını dolduralım. Kafa kısmını sıkı sıkı doldurdum. Eksik olursa yine bu boşluktan doldurabilirsiniz. Ve şimdi bu ipimi bu boşluktan giriyorum.
İlmekler arasındaki boşluktan çıkıyorum. Oradan girip çıkıp boşluklardan girip boşluklardan çıkıp burayı kapatacağım. Şimdi ipinizi çekin sıkı sıkıya ve aynen bu şekilde kapanmış oluyor. İpinizi de tekrar böyle baş kısmın içinden birkaç defa geçin. Çıktığınız boşluktan tekrar girmek üzere iğnenizle. Birkaç defa böyle içinden ipinizi yürütün. Evet. Şimdi kesebiliriz. Bu şekilde kafa kısmını tamamlamış olduk. Ve boyun kısmıyla devam edeceğiz. Bu 12 ilmek bırakmıştık hatırlarsanız bir başta. Oradan tekrar devam edeceğiz sizinle. Şimdi bu boyun kısmıyla devam edeceğiz. Burada 12 ilmeğimiz var biliyorsunuz. Burada ipimizi tekrar buraya bağlıyoruz. Ve iki sıra, yani her sıra 12 ilmek olmak üzere iki sıra örüyoruz. Böyle etrafından dönerek iki sıra örelim lütfen. Evet, şimdi bir sonraki sıramızda artırıyoruz. Burada bir sık iğne örüyoruz. Diğerini artırıyoruz. Bir sık iğne, yanındakini iki tane sık iğne yaparak artırıyoruz. Ve bunu sıra boyunca yapıyoruz. Dolayısıyla sıra sonunda 18 ilmeğe çıkmış oluyoruz. Ardından 3 sıra, her sırada 18 ilmek olmak üzere 3 sıra örüyoruz. Ve tekrar buluşuyoruz. 3 sıramızı ördük. Şimdi bir sonraki sıramızda 2 tane tek yapıyoruz. 2 sık iğne. Yanındakini artırıyoruz. 2 tane tek yapıyoruz. Ve yanındakini artırıyoruz. Bu işlemi de yine sıra sonuna kadar devam edip 24 sık iğneye çıkmış olacağız. Ardından 2 sıra daha 24 sık iğne olmak üzere her sırada 2 sıra daha örüyoruz. 2 sıramızı da ördük boyun kısmından. Şimdi devam ediyoruz bir sonraki sıramıza. Buradan gövdeyi yapacağız. Ardından ayakları tamamlayacağız buradan aşağısını. Şimdi ise 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane tek yapıyoruz. Yanındakini artırıyoruz. Bir, iki, üç tek ve yanındakini artırıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz aynı şekilde. Sıramızı tamamladık. Şimdi bu arada ben tabii bu kısmı da doldurdum. Siz de doldurun elyafla. Sıkı sıkı doldurun ki hani boyun başı taşısın, düşmesin. Ve şimdi bir sonraki sıramızda 4 tane sık iğne yapıyoruz. 4 tek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, yanındakini artırıyoruz. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 4 tek, 1 artırma. Bir sonraki sıramızda ise 5 tek yapıyoruz. 5 sık iğne yapıyoruz. Tek, her birine birer tane. İlk 5'e 3, 4, 5 ve yanındakini artırıyoruz.
Yanındakine çift sık iğne yapıyoruz. 5 tek bir artırma yapıyoruz. Sıra boyunca tekrarlıyoruz. Bu sıra sonunda 42 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Ardından 13 sıra gövdeyi öreceğiz. Yani 13 sıra her sırada 42 ilmek olmak üzere 13 sıra örüyoruz. Ondan sonra tekrar buluşuyoruz. Şimdi gövdeyi ördük ve son ilmeğim benim burada kaldı. Şimdi bir 15 ilmek toplayacağım. Dolayısıyla hem arka taraftan hem ön taraftan ortalama koşuluyla oyuncağı şu şekilde. Yani bu kafa tam ortada olacak. Şöyle yanları katlayın şu şekilde. Ve 15 ilmek bulmamız gerekiyor şimdi. Dolayısıyla arkadaki ilmekten de sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dolayısıyla ben şimdi şurada birkaç ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 3, 4 tane örsem, 4 tane geri sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Ve tam arkasındaki ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Dolayısıyla şimdi burada biz ilk bacağı öreceğiz buraya, bu boşluğa. 15 sıra, her sırada 15 ilmek olmak üzere şimdi 15 sıra öreceğiz bacaktan. Bu şekilde. Yani sadece bu halkada burayı örüyoruz. 15 sıra, her sırada 15 ilmek olmak üzere örüyoruz ilk bacağı. Şimdi 15 sıra, her sırada 15 ilmek olmak üzere ilk bacağı ördük. Şimdi bacakta eksiltme yapacağız. İpim dolandı. Bir dakika hemen. Şimdi burada 3 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. Ve yanında 2 taneyi birlikte örüyoruz, eksiltiyoruz. 3 defa yapıyoruz bu işlemi. 1, 2, 3 ve eksiltiyoruz. Tekrar 1, 2, 3 ve eksiltiyoruz. 12 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bütün sık iğneleri birlikte eksiltiyoruz, kesiyoruz yani. Bu sırada her iki ilmeği birlikte alıyoruz. Kesiyoruz. Bu sıra sonunda da 6 tane ilmeğe düşmüş olacağız. Ondan sonra o açıklığı da ipimizi iğneye takıp kapatacağız. Evet. Bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Çekelim. Ve içe batıp şu şekilde. Bu işlemi
oyuncağın ayak kısmını doldurduktan sonra da yapabilirsiniz. Daha kolay olabilir içinde elyaf olunca. İlmekler arasından girip çıkıyorum. Ve bu alttaki boşluğu tamamen kapatacağız. Sıkıca çekin. Ondan sonra şimdi evet bu şekilde kapattık. Şimdi oyuncağın boş olan kısmını ve ayak kısmını komple dolduralım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, bu boşluğu da kapattık. Şimdi ilk ayağın boşluğunu, sonunu. Dolayısıyla burada ipimizi kesebiliriz. Bu şekilde bitirmiş olduk. Gövdeyi de sıkı sıkı dolduralım lütfen elyafımızla. Eksik kalan olan yer oldu mu? Onu şu boşluktan da kapatana kadar doldurabiliriz ama şimdi bence güzelce bir dolduralım oyuncağını. Şimdi şu kısımdan devam edeceğiz. İkinci ayağı yapacağız. Burada yapmamız gereken burayı tekrar birlikte karşılıklı katlıyoruz, birleştiriyoruz. Ve sık iğneleri içinden geçiyoruz. Arkadaki sık iğnelere ve öndeki sık iğnelere birer tane sık iğne yapıyoruz. Burayı kapatıyoruz şimdi. Beş ilmek kalana dek bu işlemi yapıyoruz. Bu alt kısmını dikiyoruz şimdi oyuncağımızın. Öndeki ilmeklere batıyoruz. Arkadaki ilmeğe batıyoruz. İpimizi çekip kapatıp bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Yani ikinci ayak içinde 15 tane ilmek bırakacağız. Ve aynı şekilde birinci ayak gibi öreceğiz. Bunu da yapayım. Ondan sonra bir sayayım ilmeğimi. Bir. Bakayım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dolayısıyla bir tane daha birleştirelim. Evet. Şimdi burada 15 tane sık iğnemiz var. Burayı 15 sıra olmak üzere. Her sırada da 15 ilmek olacak şekilde 15 sıra örüyoruz. Aynı birinci ayağı yaptığımız gibi. Burayı devam ediyoruz. 15 sıra. Yazorumuzun ikinci ayağını da ördük. 15 sıramızı. Şimdi burada ayağı dolduralım ve kapatmayı aynı birinci ayakta olduğu gibi kapatacağız. Burada ne yapıyoruz? Bir sonraki sıramızda tabii ilk önce doldurun lütfen ayağı. Bir sonraki sıramızda 3 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Yani 3 tane tek yapıyoruz. Daha sonra 2 tane sık iğneyi birlikte alıyoruz ve bunu 3 defa yaparak 12 ilmeğe düşüyoruz. Bir sonraki sırada da yine birinci ayaktaki gibi bütün ilmekleri kesiyoruz ikişer ikişer. Ondan sonra kapatıyoruz. Bu birinci ayakta olduğu gibi.